Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 3 gün önce genel kurulumuzda üzücü bir hadise yaşanmıştı. Kocaeli milletvekilimiz Hasan Bitmez kalp krizi geçirmişti ve acı haberi de dün gene bu genel kurul salonunda hep beraber aldık. Milletvekilimiz Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi ailesine başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekilleri, bu bütçe maratonunun başladığı ilk gün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz bu kürsüden şöyle bir ifade kullandı. Sanayinin milli gelirdeki payı 2002 yılında %20'ymiş, 2022 yılında ise %26.4'e çıkmış. Sanayileşmeyen bir ülkede sanayinin üretimin payı milli gelirde nasıl bu kadar artar diye ifadelerde bulunmuştu. Bu ifadeler ne için kullandı? Çünkü bizim bir iddiamız vardı. Ülkemiz ne yazık ki sanayileşmiyor iddiamıza karşı böyle rakamları vermişti bize. Peki gerçek ne? Gerçeğe bakmak lazım. Elimizdeki verilere baktığımız zaman doğru. 2020 yılında gayri safi yurt içi hasılanın içerisinde sanayinin payı %26.4 imiş. Peki şu an durum ne? En son 3. çeyrekte bu oran %21.5'e düşmüş. 9 aylık ortalamaya baktığımız zaman da %22. Yani yaklaşık 4,5 puanlık bir düşüş söz konusu. Peki geçmişte nasıldı? Mesela 25 yıl önce bu oran neydi? 1998 yılında milli gelirin içerisindeki sanayinin payı %25 idi. Bugün %22, son çeyrekte %21.5. Peki imalat sanayisinin milli gelir içerisindeki payına bakmamız lazım. Bu önemli bir veri. Çünkü şöyle bir iddiası vardı. 12. Kalkınma Planı'nda iktidar 2050-2053 hedefleri arasında imalat sanayinin milli gelir içerisindeki payını %30'a çıkartmak gibi bir iddiası vardı. 2022 yılında bu oran 22.1. En son 3. çeyrekte 18.6'ya düşmüş durumda. 9 aylık ortalaması 19.5, %19.5. Peki geçmişte 1998'de 25 yıl önce bu oran kaçtı? %22.2. Ciddi bir düşüş söz konusu. Bir önemli hedef. Neydi hedeflerden bir tanesi? 2053'le alakalı. Yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin imalat ihracatındaki %3'lük oranı %17'ye çıkartmak. Hakikaten de önemli bir hedef bu. Hem Sanayi Bakanlığı'nı hem de Ticaret Bakanlığı için önemli bir hedef. Peki bugün durum ne? TÜİK'in rakamlarına bakıyoruz. 2023 Ocak-Ekim ihracat verilerine baktığımız zaman yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki oranı %3.7. 2015'te 3.4, 2016'da 3.3, yani 3 ile 3.5 arasında yıllardan beri giden bir oran var. Oysa 2002 yılında bu oran %6.2'ymiş. Yani 2002 yılından bu zamana kadar yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %6.2'den 3.5'lere, 3.7'lere kadar düşmüş. Şimdi burada soru sormamız lazım. 2002 yılında %6.2 olan oran 21 yıl içerisinde neden %17 olmadı? Değerli milletvekilleri, baktığımız zaman sanayinin payı düşmüş, imalat sanayisinin payı düşmüş, yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı düşmüş. Peki ne oldu bu 20-25 yıl içerisinde? 2053 yılı için konulan hedeflere esasına bakılırsa 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaşmak mümkünken neden şimdi biz bu durumdayız? Arkadaşlar, sizler neler yaptınız? 20 yıl boyunca ne yaptınız? Ne yaptınız? Özetle şunu yaptınız. Bol bol alışveriş merkezi AVM açıldı. Yazlık kışlık saraylar yapıldı. Geçersiz, gereksiz, verimsiz bir sürü yatırım yapıldı. Yani bu ülkenin kaynakları 20 yıl boyunca betona harcandı. Yap işlet, yap işlet devret ve yap kirala devret yöntemleriyle hasta garantili şehir hastaneleri açıldı. Araç geçiş garantili otoyollar, köprüler, tüneller yapıldı. Yolcu garantili
havalimanları yapıldı. Yani bu ülkede Kütahya'da Zafer Havalimanı yapıldı mesela. Yani düşünün, 50 bin yolcunun bir yıl içerisinde kullandığı bir havalimanına eğer siz 1 milyon yolcu garantisi verirseniz 50 milyon avroya mal ettiniz bu havalimanına. Dönem sonunda 250 milyon avro gelir garantisi verirseniz bu memlekette kimse imalatla, sanayiyle uğraşmaz. Uğraşmadı zaten bu 20 yıl boyunca. Siz bu ülkeye çok büyük kötülük yaptınız. Siz bu ülkenin kaynaklarını sanayici yerine bir avuç yandaş müteahhite harcadınız ve ne yazık ki sonuçta ortada. Tekrardan bu yüksek teknolojili ürünleri üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Hedef de çok önemli. Yani %3'ten %17'ye çıkartmak ihracattaki payını. Çünkü biz eğer bu hedefi tutturursak diğer hedefleri hepsini tutturabiliriz. Yani %3'ten %17'ye çıkartmak demek Türkiye'nin önümüzdeki süreçte dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına girmesi demek. Bu %3'ten %17'ye çıkartmak demek ilk en değerli ilk 100 marka, dünyadaki 100 marka içerisinde Türk markalarını da göreceğimiz anlamına gelmekte. Ancak bunun bazı şartları ve koşulları var. Nedir bunlar? Mesela tasarrufların etkin yatırımlara dönüştürülmesi gerekli yüksek teknoloji üretmek için. Nitelikli eğitim, nitelikli insan gücü istihdamı, yani beşeri sermayemiz, altyapımızın doğru olması lazım, güçlü olması lazım. Ve doğrudan yabancı yatırım girişiyle de yüksek teknoloji üretilebilir ve ihraç edilebilir. Bunun örnekleri var. Uzak Doğu ülkelerinde bunun örnekleri var. Şimdi bunları incelediğimiz zaman en önemlilerinden bir tanesi beşeri sermaye. Yani beşeri sermaye, bu insan gücüne baktığımız zaman elimizde bir veri var. 2019 senesi Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik raporu. Burada özellikle iş gücü becerileri sıralamamız dünyada hakikaten çok düşük seviyede. İşbaşı eğitiminde dünyada 122.'yiz. Mesleki eğitimde 128. Mezunların beceri donanımında 103. sırada. Dijital becerilerin varlığında 116. sıradayız. Genel sıralamamız ise 61. Eğitimin bütçeden de milli gelirden de her geçen yıl daha az ne yazık ki ülkemizde pay almakta. Sağlıkta da aynı şeyler geçerli. Yani beşeri sermaye altyapımız hakikaten de sorunlu. Doğrudan yabancı yatırımdan bahsetmiştim. Bu da önemlidir. Yüksek teknoloji üretmek açısından. Esasında ülkemiz 2005 yılından sonra ciddi anlamda doğrudan yabancı yatırım ülkemize geldi. 2015 yılında mesela toplamda 19.2 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım geldi bu ülkeye. 2022 yılına geldiğimiz zaman bu rakam 13.3 milyar dolara düşmüş durumda. Ciddi bir düşüş var ve düşmeye de devam ediyor. 2023 Ocak Temmuz 7 aylık verilere baktığımız zaman 5.3 milyar dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım gelmiş ülkemize. Bunun muhteviyatına baktığımız zaman 2015 yılında gelen 19.2 milyar doların %20'si gayrimenkulken şu anda %50'si gayrimenkule gelmekte. İmalat sanayisine yabancılar yatırım yapmamakta ve koşar adımda ülkemizden uzaklaşmaktalar. Sebebi ne? Çünkü ne yazık ki bu ülkede güven kalmadı. Özetlememiz gerekirse son 20 yılda kaynakları etkin yatırımlar yerine bir avuç yandaş müteahhide harcadınız. Nitelikli eğitim, bilimsel eğitimi rafa kaldırdınız. Güveni ortadan kaldırdınız. Doğrudan yabancı yatırımcıyı bu ülkeden kaçırdınız. Sonuç olarak bugün dünyanın gelişmiş ekonomileri ve firmaları dijital ve yeşil dönüşümü yakalamaya çalışırken Türkiye sanayisi ise yanlış politikalar yüzünden Endüstri 3.0'a yetişebilme telaşı içindedir. Bu duygularla genel kurulu saygıyla selamlıyorum.